Kürt sorununu inkar ederek, düşünmezsen yoktur yaklaşımını benimseyerek ilerlemek mümkün değildir. Eğer Kürt sorunu yoksa neden sadece Kürtlerin yaşadığı kentlerde kayyum uygulamaları günümüzde de devam ediyor? Kürt sorunu yoksa Kürtçe ana dilinde eğitim neden yok? İnkar dönemi bitti diye propaganda yapan bir iktidar bizzat kendisinin Kürt sorununu inkara sığınarak çözdüğünü varsayması sizce de trajik değil midir? Hakkari'ye, Diyarbakır'a, Batman'a, Mardin'e, Van'a, Kars'a, diğer kentlere hukuku hiçe sayarak ve vesayet altına alarak kayyum atamak bir siyasi darbedir. Anayasanın ülkenin bir bölümündeki son dönemlerde de bir bütününde yok sayılması değil midir sizce Sayın AKP grubu? Kentlerin ekonomik ve demokratik birikimine çökmedir bu. Bir halkın seçme ve seçilme hakkını tanımamaktır. Anayasal bir hak olan seçme ve seçilme hakkı zaten hukuksal dayanağı olmayan KHK'lerde bahane edilerek kazandığımız halde 6 tane belediyemiz yeni nesil kayyumlarla ele geçirildi ve yerine kayyum atanan belediye eş başkanlarından biri de benim. Ama sizin tüm politikalarınıza rağmen burada demokratik siyaset zemininde bu siyaseti yürüteceğimizden de tüm halkımızın emin olmasını istiyoruz. Size rağmen demokratik siyaset zemininde ısrarcıyız ve bunu sonuna kadar götüreceğiz. Dönemin başbakanı Binali Yıldırım'ın itiraf ettiği şekliyle bizler için şunu demişti: onların durumu özel. Evet, Kürtlere, Kürtlerin demokratik siyaset ısrarına karşı özel bir hukuk maalesef devrede. Bununla birlikte belediye meclislerimiz feshedildi ve her türlü denetim mekanizması da ortadan kaldırıldı. Sadece Rusya'da oligarklar oluyor diye düşünmeyin, çünkü kayyumlar ve etrafındaki 3-5 bürokratla toplantılar yapılıyor. Tam bir oligarşik düzen kurulmuş durumda buralarda. Seçime 5 ay kalırken seçim bölgem Van'da kayyumlar belediyelerin mülklerinin satışa çıkarmaya başladılar. Belediyeye ait yerlerin bir kısmını da başka kurumlara devrediyorlar. Çünkü seçimle gideceklerini çok iyi biliyorlar. Raporlarına yansıyan usulsüzlükler ve yolsuzluklar da ortada. Velhasıl kayyum rejiminin savunulacak hiçbir tarafı yoktur. Şimdi size bir şey göstereceğim ama bu defa şey yapmayın, çünkü bu bir harita değil. Şimdi biz hep bu kayyumları eleştiriyoruz ya, aslında çok maharetli oldukları bazı alanlar, bazı konular da var. O yüzden onların hakkını o alanlarda vermek gerekiyor. Size göstereceğim görüntüler Van'da kayyumun mimari harikaları. Bu Van'da yapılmış bir kaldırım çalışması, kayyum tarafından yapılan ve bu son günlerde yapılan çalışmalar. Bu yine mimari bir harika, yine bir kaldırım çalışması, seçim bölgem Van'dan bir çalışma. Yine bir diğer mimari harika da şu, yine bir çalışma yapılıyor, araç ortada bırakılmış şekilde. Bu haliyle gerçekten bu çevre düzenlemesi ve muhteşem mimari noktada da haklarını vermek gerekiyor diye düşünüyorum kayyumların. Evet, ilginçtir ki kayyumların olduğu kentlerde anayasanın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkında da periyodik olarak yasaklamalarla karşı karşıyayız. Van'da 2016'dan 2022'ye kesintisiz bir şekilde keyfi yasaklar sürdü. Şu an Sayın Bakanım, sizin arkanızda oturan Sayın Vali Bilmez o zaman Van'ın valisiydi. Kendisi de bu yasak kararlarının altına imza atanlardan bir tanesi. Ve Sayın Karaloğlu da burada, buradan şunu da ifade etmek istiyorum. Sayın Karaloğlu 2011'de özellikle Van depremi başta olmak üzere orada açığa çıkardığınız hiçbir pratiği ne ben ne de Van halkı unutmayacak. Onu da size burada tekrar hatırlatıyorum. Kayyumlarınızın karakteristik bir özelliği de Kürtçe düşmanlığı üzerinden bu politikaları yürütmeleriydi. 2016'dan itibaren 90'lı yıllarda bile kapatılmayan İstanbul Kürt Enstitüsü kapatıldı. Sonra Kurdider, sonra Kürtçe gazete olan Azadi Avelat, Kürtçe eğitim veren okullar ve kreşler. Kayyumlarda yine Ahmedi Han'ın büstünü yaptılar. Cigerfün'ün adını kaldırdılar. Celadet Ali Bedirhan Kütüphanesi'ni de yıktılar. Belediyelerimizin Kürtçe eğitim veren kreşleri kapatıldı. Kürtçe levhalardan bile bunu sildiler. Konya'dan, Trabzon'dan, Manisa'dan bakınca bunun insanlarda yarattığı duygusal kopuşu anlamayabilirsiniz. Empati aklınıza dahi gelmeyen bir kavram olabilir. Ama bir gün bununla yüzleşmek zorunda kalacaksınız. Çünkü bunlar AKP'nin siciline işlenen birer utanç vesikasıdır.